ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile onun arasında da bir protokol yapılmıştı bu çalışmada. Faaliyetleri yavaş yavaş şey aşamasında, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Kadir İnesi, bizim halk arasında mübarek geceler veya işte kandil tabir edilir Türk toplumunda. Bunların referansı en güçlü olanıdır. Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure vardır çünkü Kadir Suresi. Ramazan ayının özelliği Kur'an ayı olmasıdır. Kadir gecesi de ilk vahyin başladığı, Efendimizin peygamberliğinin kendisine tebliğ edildiği gecedir. Bundan dolayı değerinin çok yüksek olduğu, ilgili Sure-i Celil'de de 1000 aydan daha hayırlı olarak ifade edildiği bir zaman dilimidir. Şimdi bu kadar önemli olan bir zaman diliminin hangi gece olduğu %100 kesinlikle bildirilmemiştir. Bunun da şöyle bir hikmeti var. Ramazan ayının içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayının her gecesini bir anlamda Kadir Gecesi niyetiyle ihya etmek için, insanları ibadete teşvik için özel olarak söylenmemiştir. Ama sevgili Peygamberimizin bunun Ramazan'ın son 10 gününde aranması, son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden o beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durmuşlar. 27. gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiştir. Ama burada da dediğimiz gibi %100 bir kesinlik yok. Bunun gerekçesi de Ramazan ayında çok daha fazla geceyi bu niyetle ihya etmeye çalışmak. Buna teşvik ediyorum. Bu kapsamda diye demişler yüksek kurulu bir özel bir karar aldım, bir şey yapacak mı? Şimdi bizim tabii buna yönelik sorular geliyor. Bu gece ayet-i kerimenin ifadesiyle tan yeri ağarıncaya kadar, o fecir doğuncaya kadar başta Cebrail aleyhisselam olmak üzere melekler, yani yeryüzüne iner insanlara bu şekilde iyi dileklerde, dualarda bulunurlar. İbadetle ihya edilmesi gereken bir gece. Peki bu geceye mahsus özel bir ibadet var mı? Bu çok sıkça sorulur. Kadir gecesine mahsus özel bir namaz şekli yoktur. Diğer gecelere mahsus da yoktur. Her ne kadar buna dair bazı bilgiler varsa da bunlar kuvvetli kaynaklara, sağlam bilgilere dayanmamakta. Ancak günümüzde şöyle de bir problem var. İnternet dediğimiz ortamda denetimsiz bilgi yığını paylaşıldığı için insanlar orada tarif edilen şeyleri muhakkak yapılması gerekli gibi düşünüyorlar. Bu geceye özel bir ibadet olmamasının sebebi nafile ibadetlerin insanın ihtiyacına göre şekillenmesi gerektiği ve ona daha fazla feyiz alması. Mesela bir insan Kur'an-ı Kerim okumaktan daha fazla feyiz alabilir. Bir başkası diyelim o gece nafile namaz kılmaktan daha fazla feyiz alabilir. Öncelikle tavsiyemiz mümkün mertebe yatsı ve teravih namazıyla sabah namazını o gece cemaatle eda etmek. Çünkü Efendimizin hadisi şeriflerinde yatsı namazını cemaatle eda eden gecenin yarısını, aynı gün sabah namazını da cemaatle eda eden diğer yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Sahih sünnetin verdiği veriler bu. Bunun haricinde kaza namazı borcu olanlar kaza namazı kılabilir, insanlar Kur'an-ı Kerim okuyabilirler. Yine Efendimizin hadisi şerifleri, onun hayatıyla alakalı bilgileri okur, paylaşır. Aile içerisinde bunların önemine dair sohbet yapılabilir. Dediğim gibi zikirle meşgul olabilir. Dolayısıyla bu gece önemli olan ibadetle geçirmeye gayret etmek ve bunun içinde çok çeşitli imkanlar mevcut. Bunun daha aktif işin içerisinde olacak. Bizim burada komisyon usulü çalışıyoruz. 38.690 camimiz de Kadir Gecesi'nde sabah namazına kadar ibadet için açık olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bu camilerimizi şenlendirebilirler. Böylece ülke olarak bu geceyi ibadetle ihya etme gayreti içerisinde oluruz inşallah. Yani onlarda herhangi bir yanlış vesaire eksik var mı onların denetimini yapıyor. Sağlık komisyonu, inançlar ve dini oluşumlar komisyonu. Şu anda işte Kur'an-ı Kerim mealleri inceleme komisyonu kuruldu.